4 yıldır tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş bir açıklama yaptı. Eşi Başak Demirtaş ile birlikte Meral Akşener'in kapısını çalıp kahvaltıya gitmek istediğini söyledi. Bu konuyla ilgili de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlarken bu konuya da cevap verdi. İsmail Küçükkaya biliyorsunuz geri döndü. İlk konu da Meral Akşener'di. Burada gündem olan açıklamalarda bulundu. Kuşkusuz Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına yönelik yanıtı olay oldu. Aynen şunu diyor. Kan davalınız bile olsa içeri alırsınız. Selahattin Demirtaş'ın bu açıklamalarına yandaş medyada bazı başlıklar atıldı. İşte Demirtaş kirli ittifaka selam çaktı. Kirli ittifak diye kastettikleri de Millet İttifakı. Millet İttifakı'na İllet İttifakı diyorlar, Zillet İttifakı diyorlar. Şimdi de kirli ittifak damgasını vurmaya çalışıyorlar. Niye? Selahattin Demirtaş Meral Akşener'in evine kahvaltı yapmaya gitmek istemişmiş. Ya siz Dolmabahçe görüşmesini kutlu görüşme diye manşetlerinize taşımadınız mı? Dolmabahçe'de o masanın etrafında, yuvarlak masanın etrafında Meral Akşener mi oturuyordu, Kemal Kılıçdaroğlu mu oturuyordu, kimler oturuyordu? HDP ile Dolmabahçe görüşmelerini kim organize etti? Akşener mi organize etti? Sırrı Süreyya Önder vesaire orada kimler kimlerle oturdu? Bunları biz unutmuyoruz. Siz unutmuş olabilirsiniz. İki de bir HDP üzerinden Meral Akşener'i İyi Parti'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Çünkü İyi Parti'nin üzerine HDP üzerinden giderlerse İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi birbirine girer. Millet İttifakı da dağılır. Bunlar da amaçlarına ulaşır. Siz daha çok beklersiniz. Millet İttifakı dağılmayacak. Öyle paramparça olacak bir ittifak değil Millet İttifakı. Neyse. Meral Akşener'in biz açıklamalarına geçelim. Aynen şunu söylüyor. Biz partimizi değerler üzerinden kutuplaştıran anlayışı ortadan kaldırmak için kurduk. İnsan odaklı bir bakış açımız var. Bir yere gidince diyorum ki ben propaganda yapmaya değil sizi dinlemeye geldim. Şunu fark ediyorsunuz ki herkes aynı acıların içinde. Bu makulde buluşmak sadece eleştirmek değil, çözüm önerilerini sunmak için çıkılan bu yolculuğun meyvelerini alıyoruz. Bazen bir vatandaş gelip kulağıma ben size haksızlık ettim, hakkını helal et diyorlar. İnsanlar birbirleriyle derin dostluklar kurmak zorunda değil ama saygı göstermek zorunda. Bunu yaptığınız zaman derin sorunlar ortadan kalkar. Haberin tamamını okumadım ama şunu söylemek isterim. Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var. Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır, sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. Güneydoğu'nun böyle bir özelliği var. Yani buyursun gelsin. Kahvaltı yapmaya kapımız açıktır diyor. Demirtaş'ın aynı çağrısı başka isimler içinde var. Onları gündeme getirmiyorlar. Gündeme getirdikleri konu bu. Dedim ya işte HDP üzerinden İYİ Parti'ye yüklenecekler. İYİ Parti üzerinden de CHP'ye yüklenecekler. Akıllarında CHP İYİ Parti ortaklığını bitirmeye çalışacaklar. Daha çok beklerler.